Evet, yani Kitabınız soru gelecek, üzerinden. ondan sonra soru üzerine Selamı, konuşuruz. hayırlı akşamlar kardeşlerim. Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı hepimizin üzerinize, hepinizin üzerine olsun. Hepimizin bayramı inşallah bereketli ve mübarek olmuştur. Tabii ki bizim çabalarımızla. Bu bayramın son gününde Elazığ Harput'tan Ali Haydın hocamızı misafir ediyoruz inşallah. Selamünaleyküm hocam, hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar diliyorum. Aleykümselam hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Kabul ettiniz. Sizleri sosyal medyadan iyi tanıyorum. Ama kitaplarınızı da son aylarda edindim, inceledim. Büyük emek ürünü şeyler. Allah sizlerden razı olsun. Allah sizden de razı olsun. Sağ olsun sizin üzerinizden en son elime geçen kitabınız Kur'an ışığında Nebi ve Resul arasındaki farklar diye bir Evet. kitabınızla tanıştım yayınlarınıza sanal dünyanın dışında. Sağ olsun yayın evi Ortak Akıl yayınlarından çıkmış. Genel yayın müdürümüz Haldun Şeker Haldun Şeker arkadaşımız. hocam. Evet. Allah razı olsun sizler adına bize kitapları yollayacak kargo yaptı. Tamam. Bu sohbetimizin, dersimizin ortalarında küçük bir şifre gibi bir şey vereceğiz. Bizim adetimiz hocam böyle yazarı kitabı olan hocalarımızın kitaplarını şifreyi doğru bilen ilk beş kardeşimize kitaplarınızı hediye edeceğiz. Allah razı olsun. Haldun kardeşim ve sizlerin vesilesiyle. Bismillahirrahmanirrahim deyip başlamak istiyorum hocam. Hocam Evet hocam, buyurun. kitabınızda ilk ön sözde beni dikkatimi çeken ve çarpan iki cümle var. Öyle bir girizgah yapmak istiyorum. Şöyle diyorsunuz. Peygamber kelimesi Kur'an'ı tahrif eden, Kur'an'ın bağlam ve bütünlüğünü bozan, Kur'an'ın çözümünü dağıtan, Kur'an'ın sistemini paramparça eden, vahyin anlaşılmasını imkansız kılan çok tehlikeli bir kelimedir. Kur'an ayetlerinde hangi kavram geçiyorsa o kavramı kullanmaktan başka bir yolumuz yoktur. Aksi takdirde Kur'an'ı anlaşılmaz bir metin haline getirmiş oluruz diyorsunuz ve hemen akabinde şu cümleyi sarf ediyorsunuz. Kur'an'daki Nebi ve Resul sisteminin bulunması din ve hükümler açısından tarihin en büyük keşfi sayılması gerekir gibi iddialı bir cümle koyuyorsunuz. Evet hocam. Evet Ali Hocam. Yıllarca ve yüzyıllardır 1400 yıldan beri diyelim veya da Fars kültürünün İslam kültürüne etki etmesinden beri biz peygamber diye geldik. Bu sözü Evet. kullandık ve insanlar peygamber deyince ne olduğunu anlıyorlardı. Anlıyorduk. Öyle sanıyorduk. Evet. Ama siz ve benzer hocalar, daha önce Zeki Bayraktar Hoca'nın çalışmaları da vardı bu şey noktasında. Nebi ve Resul kavramı son 5-6 yılda ortaya atıldı. Bunun üzerinden meallendirmeye dönüştürülmeye başlandı Kur'an merkezli hocalarımız tarafından. Siz de bu konuda çaba gösteren hocalarımızdan birisiniz. Neden bu kadar elzem? Peygamber desek ne olur? Olmaz mı? Neden Nebi Resul'de bu kadar ısrar ediyorsunuz deyip sözü ben size bırakayım hocam. Buyurun. Hocam ilk önce tabii ki bu konunun anlaşılması için Muhammed Aleyhisselam kimdir? Nebi kimdir? Nebi makam ve mertebesi, daha sonra da Risalet misyonunun hangi anlama geldiğini anlatmayla başlayalım. Muhammed kimdir? Muhammed Aleyhisselam'ın kimliği. Hocam Eyvallah. doğumundan kendisine vahiy gelinceye kadar Muhammed Aleyhisselam normal bir Mekke vatandaşıdır. Ebu Bekir, Ömer, Osman gibi bir Mekke vatandaşıdır. Diğer insanlardan hiçbir farkı yoktur. Ve Kur'an bunu ortaya koyar. Der ki: "Mâ kunte tedri mel kitâbu velel îmânu." Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Muhammed Aleyhisselam Eyvallah. doğumundan kendisine vahiy gelinceye kadar Mekke vatandaşıdır. Hatta ayette şöyle geçer: "Kul innemâ ene beşerun mitlukum." Ben de sizin gibi bir beşerim. Böyle söyle ey Nebi. Yuha ile Muhammed Aleyhisselam'ın kimliği hocam. Muhammed Aleyhisselam'ın kimliği budur. Doğumundan kendisine vahiy gelinceye kadar Mekke vatandaşı. Peki Nebi kimdir?
Hocam Nebi kendisine vahiy geldikten sonra vefat edinceye kadar gece gündüz her an 24 saat nübüvvet makamı mertebesi ondan ayrılmaz. Bütün özel hallerinde Muhammed Aleyhisselam Nebi'dir. Dolayısıyla Muhammed Aleyhisselam özel hallerinde nübüvvet makam ve mertebesiyle Allah'a karşı söz ve hareketlerinde hata eder. Şimdi bunlar yani Kur'an'da Allah ayetlerde nebi kavramını kullanıyorsa, Resul kavramını kullanıyorsa bunun çok büyük hikmetleri vardır. Mesela Eyvallah. nebinin Allah'a karşı yaptığı hatalardan birkaç örnek vereyim. Bir, Mâ kâne lin-nebiyyi vellezîne âmenû en yestagfirû lil-müşrikîne velâ kânû ulî kurbâ min ba'di mâ tebeyyene lehum ennehum ashabul cehîm. Hocam, Evet. nebi ile Resul arasındaki farkları bilmeden Kur'an kesinlikle anlaşılmaz. Kim olursa olsun, hangi akademik düzeye sahip olursa olsun, nebi ile Resul arasında bulunan farkları anlamayan Kur'an'dan konuştuğu zaman her zaman hata eder. Şimdi Tevbe suresi 113. ayetin manasını veriyorum. Mâ kâne Evet. lin-nebiyyi vellezîne âmenû nebiye ve iman edenlere en yakın akrabaları dahi olsa müşriklere dua etmesi nebiye ve müminlere yakışmaz. Burada hocam nebi ne yapmış? Tamam. Nebi müşrik akrabalarına dua etmiş. Bu Allah'ın indinde bir hata olarak görülüyor. Mesela başka bir Alo ayet. hocam. Buyur Alo hocam. hocam, izniniz, estağfurullah. Hatta bu ayetin nüzul sebebi olarak amcasının son nefesinde Müslüman olması adına yapmış olduğu ısrar ve af dilemesinden dolayı, Allah'a yalvaramasından dolayı nazil olduğu iddiaları vardır. Ancak amcası Mekke döneminde 9. yılda vefat etmiş, ama bu söz konusu ayet sure ise neredeyse Medine'nin Allah Resulü'nün ahirete ihtiyari döneminde Tabii inmiş son bir dönemlerde, zaman son kaybı da dönemlerde. var. Evet, Evet. buyurun hocam. Evet, yani burada şu ayetten şunu anlıyoruz. Nebi hocam aradaki en büyük farklardan bir tanesi bu. Nebi söz ve hareketlerinde Allah'a karşı hata etmiştir. Neden? Çünkü nübüvvet özel hayatla alakalı bir durumdur. İnsanın o Muhammed Aleyhisselam'ın özel kimliğiyle alakalı bir durum olduğundan dolayı Nebi söz ve hareketlerinde Allah'a karşı hata eder. Mesela ya eyyühen nebiyyü ey nebi lime tuharrimu ma ahallallahu lek? Allah'ın sana halal kıldığın neden kendine haram kılıyorsun? Burada Nebi Allah'ın kendisine halal kılmış olduğu bir şeyi haram kılmış. Dolayısıyla Nebi Hocam bunu 24 açalım mı? Açalım mı zihar olayını? Hocam buyur. Bu kendisine haram kıldığı şey derken ayeti, o zihar olayına, eski Arap Bedevi kültüründen gelen o zihar olayına benzer konuyu açalım mı? Ayetin anlamını arkadaşlarımıza Hocam, aktarmak için. esasında hocam bizim konumuz tabii nübüvvet ile risalet, nebi ile resul arasındaki farkları ortaya koymak için yani Evet. zamanımız da sınırlı olduğundan dolayı ancak diyorum zamanımız buna kafi gelebilir. Evet hocam. Dolayısıyla hocam şimdi nübüvvet makam ve hatta hocam nübüvvet makam ve mertebesi sadece dünyayla sınırlı değil, ahirette bile devam ediyor. Mesela diyor ki ve men yuti'illah ve rasul kim Allah ve Resulüne itaat ederse fe ulaike ma'allezine en'amallahu aleyhim Nisa 69. ayet. Fe ulaike Evet. ma'allezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve's-siddiqine ve'ş-şuhada'i ve's-salihin. Kim Allah ve Resulüne itaat ederse Allah'ın nimetlendirdiği şu kişilerle beraber olacak. Nebilerle, sıddıklarla, şahitlerle ve salih kullarla ahirette beraber olacak. Yani risalet Resul makamı mertebesi dünya ile sınırlı iken nübüvvet makamı mertebesi ahirette bile devam edecektir. Şimdi hocam bu Alo nübüvvet hocam, makamı mertebesi. affedersiniz. Görüntünüz şu anda yok mu? Sesiniz geliyor, görüntünüz yokmuş. Acaba bir bağlantı Hocam. problemi olabilir mi? Açayım hocam. Görüntünüz yok şu anda, sadece ses geliyormuş Evet hocam. yorumlardan. Hangi düğmeye basmam lazım? Kemal hocam, Ali hocamın görüntüsü var mı sizde? Hocam açtım burada kamera varmış tamam. Tamam hocam, şimdi buyurun. Devam Evet edelim hocam. hocam. Tamam, okey. Evet hocam. Hocam şimdi nübüvvet ve nebi ile resul arasındaki farkları anlatıyoruz.
Bilmem Nebi'nin hangi anlama geldiğini bilmem anlatabildik mi? Nebi 24 Evet. saat gece gündüz her an bütün güzel hallerinde kişi Muhammed Aleyhisselam nübüvvet makamı mertebesine sahiptir. Yani nübüvvet makamı asla ondan ayrılmaz. Bu da nübüvvet makamı. Gelelim Risalet makamına. Ondan sonraki farkları anlatacağım. Resul ise Resul Allah tarafından kendisine indirilen vahiy insanlara tebliğ ettiği andaki konumudur. Bir daha tekrar ediyorum. Resul Allah tarafından kendisine indirilen vahyi insanlara ulaştırdığı andaki konumudur hocam. Hocam Dolayısıyla şunu doğru mu anlamayacağım? Şöyle diyebilir miyiz hocam? evet Siyasal hocam. Bilgiler Fakültesini bitirmiş bir arkadaşımız Dışişleri Bakanlığı'nın sınavlarına girerek elçilik yapma vasfını kazandığından elçidir. Ancak Evet. bir ülkeyi tayin olup beraatını verdikten sonra bir ülkeyi temsil etmeye başladıktan sonra da Resul Aynen olarak hocam. elçilik görüyor diyebilir miyiz? Aynen hocam. Aynen. Dolayısıyla hocam Resul'ün görevi Kur'an'da yüzlerce ayette bu ortaya konmuştur. Resul'ün görevi Allah tarafından indirilen vahiy insanlara tebliğ etme olduğundan dolayı hata etmesi mümkün değil. Yani vahiyi ulaştırmada asla hata edemez, ihanet edemez. Bu yüzden Allah mesela bir örnek vereyim. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah buyuruyor. Bu Nisa suresi 80. ayet. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ama Kur'an'da çok ilginç hocam. Yani öyle bir sistem kurulmuş ki Nebi ile Resul arasındaki farkları bilmediğimiz zaman kesinlikle Kur'an'ın bağlanma bütünlüğünü kuramayız. Men yuti'ir rasul fakat ata Allah. Kim Resul'e itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Ama Kur'an'da hiçbir zaman Nebi'ye itaat yoktur. Nebi'ye Evet. itaat yani itaat kavramı Nebi bağlamında asla kullanılmamıştır. İtaat kavramı Sanıyorum Nebiyullah diye bir kavram da yok galiba. Resulullah hep geçiyor. Nebiyullah diye bir hocam kavram var mı hocam? aynı hocam. Kur'an'da sadece istisnalar kaideyi bozmaz. Sadece bir yerde Enbiya Allah'ı var. Diğer bütün ayetlerde Evet. Resulullah'tır, Resulullah'tır. Asla Nebi Allah yoktur. Hocam çok ilginç mesela şöyle bir şey daha biz gördük Kur'an'da. Nebi zamirle bile Allah'a bağlanılmamış. Yani Kur'an'da Resulihi, Rusuluhu, Rusuluhu, Rusulehu yüzlerce yerde geçmesine rağmen yani onun elçisi, Allah'ın elçisi, elçileri geçtiği halde Nebiyihi Evet. yani onun nebisi asla Kur'an'da geçmez. Dolayısıyla hocam şimdi peki Nebi ile Resul arasında bulunan farkı anladığımızda ne gibi Evet. önemli şeyler meydana çıkacak? Evet. Nebi ile Neden bu kadar önemli? Hocam Nebi ile Resul arasında bulunan farklar anladığımız zaman bize din diye sünnet diye dayatılan Emevi ve Abbasi rivayetlerinin gerçekte Nebi Aleyhisselam adına uydurulmuş yalandan başka bir şey olmadıklarını anlayacağız. Çünkü Kur'an'a baktığımız zaman sadece Allah ve Resulüne itaat vardır. Nebi ile din ve hüküm olarak Kur'an yeterli bir kaynak olduğu anlaşılacak. Dinin rahmet ve hidayetinin tamamen Kur'an'la ilgili olduğu ortaya çıkacaktır. Ya çok ilginç. Şimdi hocam bir düşünelim. Neden Kur'an'da itaat kavramı, küfür kavramı, tekzip kavramı, tebliğ İttiba. kavramı, ittiba kavramı, dolayısıyla bunun gibi mesela hakem, şimdi size birkaç tane örnek vereceğim. Nebi ile Evet. Resul arasında bulunan farklar neden önemlidir? Mesela birinci örnek. Ali İmran suresi 31. ayet hocam. Evet hocam. Ayeti okuyorum hocam. Lütfen. Kul in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. De ki eğer Allah'ı seviyorsanız onlara de ki in kuntum tuhibbunallaha Allah'ı seviyorsanız fettabi'uni bana tabi olun yuhibbukumullah ve yaghfir lekum zunubekum. Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Hocam şimdi Nebi ile Resul kelimesini peygamberle ortaya koyduğumuz zaman Farsçadan Nebi ve Resul Evet. arasındaki bağlamı tahrif eden peygamber kelimesini kullandığımız zaman buradaki fettebi'uni bana tabi olun. Buradaki Muhammed midir? Nebi midir? Resul müdür? Nebi ile Resul Bu ayrımı arasındaki göremeyiz. ya asla bilemeyiz. Ama Nebi ile Resul arasındaki bulunan bağlantıları farkları anladığımızda buradaki fettebi'uni bana tabi olun dan maksadın risalet misyonu yani Resul olduğu anlaşılacaktır. Resul Hocam olduğu bir de şu anlaşılacaktır. nokta var mı acaba? Şu nokta var mı? Allah ve Resulüne itaat. Sürekli bu bileşik isim kullanılıyor ayetlerde. Allah Evet. ve Resulü, Allah ve Resulü, Allah ve Resulü üzerine hiç Allah ve Nebisi olarak bir hüküm Asla yoktur hocam. içeren
Ayet yok. Hocam hatta şöyle bir şey söyleyeyim hocam, çok ilginç bir sistem kurulmuş. Mesela size Enfal suresi 20. ayeti okuyorum hocam. Buyurun. Hocam bu ayette der ki: Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ati'ullaha ve rasulahu, ati'ullaha, Allah'a itaat edin, ve rasulahu, onun elçisine, rasulüne itaat edin, ve la tevellev anhu der. Çok ilginç. Esasında Arapça gramer kurallarına göre onlardan olması lazım ama ayette diyor ki ve la tevellev anhu, ondan yüz çevirmeyin. Allah ve Resul geçtiği halde ondan diyor, onlardan demiyor. Neden? Çünkü Resul'ün davetine icabet etmek aynı zamanda Allah'a icabet etmek demektir. Dolayısıyla Resul Allah'ı temsil ediyor ama Nebi'de, nübüvvet makamında böyle bir şey yoktur. Onun için itaat. Mesela hocam şöyle bir önemli bir meselesi de var. Bu da hocam çok önemli gerçekten. Hocam ati'ullah ve Resulü. Allah ve Resulüne itaat edin. Peki Muhammed Aleyhisselam beşer Resul olarak 1400 sene önce öldü mü ölmedi mi? Eyvallah. Allah rahmet eylesin. Bak, Muhammed Aleyhisselam yani nübüvvet kimliğiyle beşer olarak vefat etmiştir. Ha, Evet. ati'ullaha ve rasulehu evrensel olduğu için kıyamet gününe kadar Allah'ın Resulü olan Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an'dan başka hiçbir şey temsil edemez. Yani Muhammed Aleyhisselam beşer olarak 1400 sene önce vefat etti ama onu rivayetler temsil edemez. Onu ancak Kur'an temsil eder. Dolayısıyla hocam şimdi Kur'an Vahiy o zaman Resul makamına geçmiş mi Resul mü oluyor? hocam? Resul hocam, Resul'ün iki anlamı vardır. Bir, beşer Resul olarak anlamı vardır. Beşer Resul kendi döneminde Mekke ve Medine'de yaşayan insanlar için kitap Resul'den daha öncelikli bir konuma sahiptir. Fakat kıyamet gününe kadar gelecek olan insanlar için de kitap Resul, beşer Resul'den daha öncelikli bir konuma sahiptir. Dolayısıyla bugün ati'ullaha ve Resulehu dediği zaman, Allah ve Resulüne itaat edildiği zaman Resul Kur'an'dır ve Kur'an kıyamet gününe kadar devam edecektir. Hocam neden bu çok önemli? Mesela Furkan suresi 30. ayeti açıyorum hocam. Hocam şimdi Furkan suresi 27'yi okuyorum hocam. Ve yevme ya'addu zalimu Buyurun. ala yedeyhi, o gün diyor zalim ellerini ısıracak. Yakulu diyecek: Ya leyteni ittehaztu ma'ar rasuli sebile. Zalim ahirette ellerini ısıracak. Keşke o Resul ile beraber yol edinseydim. Hocam zulüm kıyamet gününe kadar devam edecek mi, etmeyecek mi? Evet. Zalimler kıyamet gününe kadar gelecekler mi, gelmeyecekler mi? E Tabii ki. peki beşer Resul vefat etti ama burada ebedi kalacak olan bir Resul'den bahsediyoruz. O zaman bu Resul kimdir? Bu kitap Vahiy. Resul'dür. O vahiy. O zaman hocam çok ilginç. Kur'an'a baktığımız zaman öyle bir sistem vardır ki Risalet ile vahiy, Resul ile vahiy eşit bir konuma sahip kalınmıştır. Birbirinden Bundan asla dolayı ayrılmaz. buyur hocam. Birbirinden asla ayrılmıyor. Asla ayrılmaz hocam. Yani beşer Resul ile vahiy aynı hakikati temsil ederler. Onun için Kur'an'da mesela hocam tekzip kavramı, tekzip, yalanlama der ki: Kezzebet semudul murselin. Kezzebet adunil murselin. Semud elçileri yalanladı. Ad Evet. resulleri yalanladı. Kezzebet kavmu Nuhinil murselin. Nuh kavmi elçileri yalanladı. Kezzebu ayati ve rusuli. Benim elçilerimi ve ayetlerimi yalanladılar. Demek ki hocam Risalet, Resul vahye eşit bir konuma sahiptir. Yani Resul vahiy kadar değerlidir. O Resul zaman vahiy Ali kadar Hocam değerlidir. şöyle bizim geleneksel kelam ilminde ifade edilen geleneksel İslam kültüründe ifade edilen Nebi kitap verilmeyenler, şeriatı olmayanlar, Resul kitap verilenler, şeriatı olanlar diye bir ayrım hiç sağlıklı değil Hocam hoş sohbet anlattıklarınıza ediyoruz hocam. göre. Hocam onunla alakalı bir cümle söyleyeyim. Kur'an'a baktığımız zaman bütün nebilere kitap indirilmiştir. Ama Kur'an'da zikredilen kitap kavramı vahiy anlamında kullanılmıştır. Yoksa kitap değil. Peki vahiy anlamına vermek lazım. Peki neden Kur'an kitap denmiş? Bağlam ve bütünlüğü bir sistemi koruma altında olduğundan dolayı Allah kitap denmiş. Yoksa yani vahiy sözün gücüne dayanır. Vahiy kitap değildir. Yani Ketebe, kitap bütün kitap yekpare, evet. evet kitap bağlam ve bütünlüğü sistemi çözümü kendi içinde çözümünü koruduğundan dolayı ona kitap denmiştir.
bağlanma bütünlüğünden dolayı, yoksa bütün nebilere vahiy indirilmiştir ama kitap indirilmemiştir. Yani kitap vahiy anlamındadır hocam. Hocam başka bir bu nübüvvet ve risaletin anlaşılması ne gibi önemli şeylere sebep oluyor? Mesela hocam, evet. Nisa suresi 65. ayet. Biz Nebi Nisa ile Resul arasındaki Nisa 65. Nebi evet. ile Resul arasında bulunan farkları anlamadığımız zaman ehli sünnetçiler Şia ve ehli sünnet bu ayete dayanarak rivayetlerin dinde bir hüküm kaynağı olduğunu söylüyorlar. Halbuki Nebi ile Resul arasındaki farkları anladığımızda ayeti okuyorum. Fele ve rabbike, Rabbine andolsun ki la yu'minune, iman etmiş olmazlar. Hatta yuhakkimuke fîmâ şecere beynehum, aralarındaki anlaşmazlıklarda seni hakem tayin etmedikçe. Hayırlı. Peki hocam, hakem burada, hakem kavramı var. Hakem olan Muhammed midir, Nebi midir, Resul müdür? Değerli Resuldur hocam, tabii ki. Asla Muhammed ve Nebi hakem olamazlar. Buradaki hakem evet. Resul'dür. Çünkü Resul niye Resul'dür? Vahiy onun dilinde hayat buluyor. Esas hakem Allah'tır. En'am suresinde der ki: "Efe gayra Allah yebtagi hakemen ve huvellezî nezzele ileykumul kitâbe mufassale." Allah size apaçık detaylandırılmış olarak Kur'an'ı, ayetleri indirdiği halde ondan başka hakem mi olur? Esasında hakem o zaman abi. Hakem Allah'tır. Hakem vahidir. Fakat vahiy Resul'ün dilinde hayat bulduğu için Resul hakem oluyor. Yoksa Muhammed hakem olamaz, Nebi hakem olamaz. Rivayetler, Emevi ve Abbasi uydurmaları, hurafeleri, yalanları, dünyanın en karanlık metinleri asla hakem olamazlar. Allah'ın Resulünü asla temsil edemezler. Böyle bir şey olamaz. Böyle bir Hocam, şey olamaz. Bir şey daha söyleyebilir miyiz burada? Sizin bilginize danışmak istiyorum. Allah ve Resulü tırnak kesiyorum, bu tamlama isimde Allah ve Resulü evet. De oradaki ev ve ve edatının Arapçada 7-8 anlama geldiğini okumuştum. Bize Evet. hep sürekli iki ayrı cins arasında iletişim kurmak adına kullanılan ve anlamında kullanılıyor. Ancak Kur'an'da bu ev edatı Allah ve Resulü tanımlamasında, betimlemesinde Allah yani Resulü dediğimiz zaman ve yerine değil. Evet. Çünkü Allah ayrı, Resul ayrıymış gibi Allah'a uyacaksınız. Evet. Bir de ayrıca sanki Resul'ün kendi kuralları, yasaları, helalleri, haramları varmış gibi iki ayrı otorite çağrıştırıyor. Ancak Evet. Mehmet Yaşar Soyalan Hoca'nın çalışmasında okuduğum kadarıyla Vahiy Savunması kitabında oradaki ve yani ev edatının 7-8 manaya geldiğini oldukça örneklerine vermiş ve buradaki Allah ve Resul değil, Allah yani Resulüne uymak, Allah yani Allah ile Resulü ve sizin de şeyinize vahyi asla birbirinden ayırmıyor. Resul kendi başına nebi olarak ayrı bir vahiy veya kural, haram, helal belirlemiyor. Allah ve yerine Allah yani Resulü demenin daha doğru olduğunu söylüyordu. Buyurun hocam. Evet hocam, aynen dediğiniz gibidir. Zaten ondan dolayı Muhammed ve Nebi kavramları kullanmıyor. Resul kavramı kullanılıyor. Resul kavramının kullanması yani vahyin, sözün gücüne sahip olmasından dolayı. Yoksa demin gösterdim ben o Enfal suresi 20. ayet. 24. ayet de aynı sisteme sahiptir hocam. Mesela Enfal 24. ayeti hocam bir açın. Enfal 24. Bak hocam. Bak diyor ki, yani sizin söylediğiniz şeye ben şey yapıyorum. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, istecibu lillahi velir rasuli izâ da'akum. Çok ilginç hocam. Allah ve Resulü sizi davet ettikleri zaman, evet, izâ da'akum, davet ettikleri zaman demiyor. İzâ da'akum, davet ettiği zaman. Allah ve Resulü kavramları geçtiği halde izâ da'akum biliyor, sizi davet ettiği zaman. Yani burada İki Resul, özne var ama tek davet. Evet. Evet. Hocam burada Resul tamamen Allah'a temsil makamında. Yani Resul'ün daveti Allah'ın daveti olduğundan dolayı. İşte hocam bundan dolayı ne bir kavramı kullanılmıyor bütün bu kavramlarda. Mesela hocam itaat kavramı çok ilginç. Allah, vahiy ve Resul bağlamında kullanılan kelimeler. Hocam itaat kavramı. Hocam ittiba. İttiba. İttiba.
Hocam mesela ittiba kavramı. Diyor ki Evet. Rabbena amennâ bimâ enzelte ve ettebe'nâ Rasûle. Aslında ittiba neden Resul bağlamında kullanılmıştır? Aslında ittiba edilecek tek merci vahidir. Araf suresinin 3. ayetinde Allah buyuruyor ki ittebi'u mâ unzile ileykum min rabbikum. Rabbinizden size indirilene tabi olun. Ama Resul de yani Allah tarafından indirilen vahiy insanlara ulaştırmak misyonuna sahip olduğundan dolayı ona ittiba emri Allah tarafından verilmiştir. Mesela ve hâzâ kitâbun enzelnâhu mübârekun fettebi'ûhu. En'am 155. ayet. Bu indirdiğimiz Evet. mübarek bir kitaptır. Ona tabi olun. Dolayısıyla aslında tabi olunacak tek şey, tek merci, tek hüküm kaynağı aslında vahidir hocam. Yalnız Evet. şöyle bir şey var hocam ittiba kavramında. İttiba kavramı sadece Resul ve vahiy bağlamında kullanılmıştır. Allah bağlamında kullanılmamıştır. Çünkü Allah somut bir varlık olmadığından dolayı ona ittiba etme mümkün olmadığı için vahiy ve Resul'e ittiba emri Kur'an'da vardır. Mesela hocam helal ve haram kılma. Helal ve Evet. haram kılma asla nebi bağlamında kullanılmaz. Helal ve haram kılma Resul, Allah ve Resul bağlamında kullanılır. Neden? Çünkü Resul Hocam görüntünüz dondu, sesiniz gelmiyor. evet hocam. Şimdi Hocam sesiniz tebliğin geliyor ama kavramı. görüntü kayboldu hocam yine. Sesiniz geliyor sadece. Kamerada bir şey mi oldu Hocam. acaba yine? Hocam açtım. Açtım hocam. Tamam. Hocam Tamam. şimdi size çok önemli bir kavram şey yapacağım hocam. Hocam Nahl suresi 44. ayet. Çok ilginç. Ehl-i sünnet ve şia mezhepleri bu ayeti delil getirerek Nebi Aleyhisselam'ın Allah Resulü'nün Kur'an'ı açıklama yetkisine sahip olduğunu söylüyorlar. Mesela Şia ve Sünnet. Nahl suresi Evet. 44. ayet. Çok ilginç hocam. Kur'an'da tebyin kavramı Tebiyin. Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanılır. Nahl eğer Nebi ve Resul arasındaki farkları bildiğimiz zaman ve enzelne ileyke zikra litübeyyine linnâsi. Sana bu zikri Kur'an'ı indirdik litübeyyine linnâsinin Beyan. yani insanlar açıklayasının detaylandırma değil, duyurasın, tebliğ edesin, açıklayasın Beyan edesin. anlamında. Yani gizlememe anlamda olduğunu anlayacağız. Evet. Dolayısıyla hocam Ali İmran suresi 187. ayette diyor ki ve iz ahada Allahu mithaqa allazina utul kitabe. Allah kendilerine kitap verilenlerden şöyle bir söz almıştı. Le tubeyyinunnehu linnasi. İnsanlara açıklayacaksınız ve la tektumunehu. Sakın gizlemeyesiniz diye Allah onlardan söz almıştı. Yani görevlerimizi hakkıyla yapacağız sözünü almıştı. Beyan hakkı Yani görevimizi nebilerden. Allah'tan indirilen vahiy insanlara ulaştıracaklarına dair onlardan söz almıştı. Yani Ali İmran 187. ayetinde tebyin kavramının detaylandırma değil vahyi duyurma anlamında kullanıldığını Nebi ve Resul arasındaki farkları anladığımız zaman kavramış oluyoruz hocam. Peki hocam. Mesela hocam tebyin kavramı Allah Resul ve vahiy bağlamında kullanılmıştır. Mesela hocam tebliğ hocam çok ilginç tebliğ kavramı. Hocam görüntünüz dondu, ses gene gitti. Herhalde bir bağlantı sorunu yaşıyorsunuz. Tekrar kamerayı bir açıp kapamanız gerekiyor sanıyorum. Evet hocam. Ses geldi ama Hocam görüntü buyur bir şey donuk. söylüyordunuz herhalde. Ha şimdi hocam o zaman şunu anlıyorum ben Evet hocam. Nebi Resul ayrımının önemine örnek olur düşüncesiyle Resul'e itaat farz tartışmasız. Çünkü Allah'tan gelen Evet. mesajı bize iletiyor. Bunun tartışması, yorumu şer'i olamaz. Ancak Nebi'de böyle bir mecburiyetimiz yok anladığım Evet. kadarıyla. Ki bu şu Evet. ayet bunu örnek olabiliyor mu? Bu verdiğiniz açılıma. Ashab 36'daki evlatlığı Zeyd'in karısını, eşini boşamamasını söylemesine rağmen Nebi Muhammed ki orada Evet. Nebi, ey Nebi diye hitap ediyor. Ayette ey Nebi diye, ey Resul demiyor. Ey Nebi, sen ona Evet. defalarca söylemiş olmana rağmen eşini boşamamasını yine dinlemedi, boşadı ve daha sonra gelişen olaylar var malum bir Evet geleneğin hocam. değiştirilmesi adına. Ama
Zeyd gibi onun yanında imanı, İslam'ı taramış, evlatlığı, hatta uydurma rivayetlerde cennetlikleri listesinde olan, vahiy katibi olduğu söylenen kişi ne Resulümüz tarafından lanetleniyor, ne sahabi tarafından dışlanıyor, ne de Allah tarafından sen Resul'e karşı geldin, onun emrine, boşanmama emrine karşı geldin diye bir tacize uğramıyor. Burada Evet hocam. demek Resulümüz değil, bir nebi olarak kişisel bir ricada bulunuyor. Boşama eşini, biraz daha sabret, devam et evliliğe der gibi. O zaman eğer Muhammed Aleyhisselam'ın, insan Muhammed'in, beşer Muhammed'in her sözüne uyacaksa önce Hazreti Zeyd uyması gerekirdi. Asla eşini boşamaması gerekiyordu. Sahabi de böyle bir Aynen. sıkıntı yok o zaman anladığımız kadarıyla. Neyin vahiy, Resul amacıyla söylediği, neyi nebi olarak söylediğini yaşayan Kur'an Resulümüzden görebiliyorlardı ki Hendek Savaşı'nda mı, savaş taktiğinde ey Resul bu senin şahsi fikrin mi yoksa vahiy mi diye sorabilecek kadar Kur'an'a vakıf bir sahabi var karşımızda. Her dediğine asla itibar etmeyen, hatta soran vahiy mi yoksa kişisel fikrin mi diye. Doğru mu anladım hocam o zaman bu Hocam mesajlarınızda? aynı Azap suresi 36. ayette mesela itaat kavramı Allah Resul ve vahiy bağlamında kullanıldığı gibi itaat kavramının zıttı olan isyan kavramı da çok ilginç. İsyan, asi olmak kavramı da Allah Resul ve vahiy bağlamında kullanmıştır. Mesela Ahzab 36. ayet şöyledir. Ve ma kana li mu'minin ve la mu'minetin iza kadallahu ve rasuluhu emran ey yekuna lehumul khiyaratu min emrihim. Allah ve Resulü bir konuda emir verdikleri zaman mümin erkek ve kadınların başka bir şey tercih etmeleri mümkün değildir. Hocam Mümkün dikkat değil. edin. Ve men ya'si Allah ve Resulehu fakat dalle dalalen mubine. Kim Allah ve Resulüne isyan ederse apaçık bir şekilde sapıtmıştır. Dedikten sonra 37. ayette diyor ki ve iz tekulu lillezî en'amallahu aleyhi ve en'amte aleyhi emsik aleyke zevceke ve ettekillah. Zeyd Nebi Aleyhisselam Nebi diyor ki emsik aleyke zevceke vettekillah. Hanımını yanında tut. Hocam. Hocam görüntünüz Hanımını gitti yine. yanında tut. Hanımını Heh, yine yanında gitti. tut diyor. Tamam. Hanımını Evet. yanında tut sakın boşama diyor. Hocam böyle dediği Evet. halde Zeyd onu dinlemiyor hanımını boşuyor. Halbuki Evet. yukarıdaki ayette 36. ayette ne demişti? Kim Allah ve Evet. Resulüne asi olursa apaçık bir şekilde Aynen. sapıtmıştır. Demek ki hocam Resul Aynen. eşittir vahiy anlamına geliyor. Resul tamamen vahiyi temsil ediyor. Evet. Demek ki Zeyd burada Resul'e değil Nebi'ye karşı gelmiş oluyor veya bir ricasını Tabii kabul Resul'e karşı etmemiş oluyor. gelemez. Evet hocam Evet. aynen. Hocam Ve mesela bir de evet. Allah Resulü size ne verdiyse onu alın, Evet. vermediğini, yasakladığını almayın şekilde. Hayber'in fethinden sonra ganimet dağıtımı esnasında bazı sahabinin daha fazla şey istemesi ganimet paylarından üzerine inen nüzul sebebi olarak bu gösterilir. Bu ayet üzerinden de helal haram kırma yetkisi varmış gibi yorumlanıyor sanki. Hayır hocam şimdi şöyle bir şey var. Orada hocam belirleyici olan Resul kavramıdır. Ve ma ataakumur rasul. Ve ma ataakumur rasulu. Resul size neyi verdiyse onu alın. Ve ma nehaakum anhu fentehu. Sizi neyden yasaklıyorsa ondan vazgeçin. Hocam bize Resul ne veriyor? Resul bize vahiyden başka bir şey veremez. Dolayısıyla Resul kavramının geçtiği yerlerde evrensel bir mesaj vardır. Evrensel bir davet vardır. O yüzden hocam ayette mesela Nebi size neyi verdiyse dememiş. Muhammed size neyi verdiyse dememiş. Ve me etekumur Resul. Resul bize vahiyden başka bir şey vermez. Hocam bununla bağlantılı olarak şey de mesela bir örnek vereyim. Lekad kâne lekum fî Resûlillâh. Neden Muhammed Allah Muhammed'i örnek göstermemiş? Ahzab suresinin birinci ayette. Neden Allah Nebi bize örnek göstermemiş de لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Evet. Resulü'nde en güzel örnekler vardır. Hocam bunun en büyük sebebi şudur. Beşer Resul olan Muhammed Aleyhisselam vefat ettikten sonra onu Kur'an temsil ettiğinden dolayıdır. Dolayısıyla Allah Resulü döneminde Mekke ve Medine'de Allah'ın Resulü, Beşer Resul'e gidenler kendi vefatından sonra Kur'an'a gittikleri zaman aynı zamanda Allah'ın Resulüne gitmiş oluyorlar. Dolayısıyla kitap ile vahiy ile Kur'an ile Allah'ın Resulü arasında hiçbir fark yoktur hocam. Bundan dolayı hocam Resul kavramını kullanmıştır.
Evet hocam, Peki buyurun. bu kavramın, yani bu anlayışın Kur'an içindeki Nebi ve Rabbimizin kullanmış olduğu Nebi ve Resul kavramlarını kaldırıp üzerini örtüp peygamber kelimesini koyarak İslam kültüründe bunun yansımaları rivayetlere, hadis dediğimiz külliyatlara, rivayetlere yansıması nasıl olmuştur hocam? Bunun Hocam, tehlikeleri ne olmuştur? Ama şöyle bir enteresan şey. bir şey de var. Bu rivayetleri söylerken hadis külliyatlarımızda Kale Resulullah denen bir kavram kullanılır. Hatta bu cuma hutbelerinde imamlar da çıktığı zaman hatipler hutbeye Kale Resulullah diye ifade ederler. Yani Resul söyledi diye. Bunun garantisi nedir Resul söylediğinin? Bu kavramı nasıl kullanabiliyorlar? Hocam, Nebi ile Resul'ün arasında bulunan farkları anlamadığımız zaman, yani Kur'an'a baktığımız zaman Allah'ın esma ve sıfatlarından sonra, yani tevhid ve şirkten sonra en çok kullanılan kavram Nebi ve Resul'dür. Allah bu kavramları boşuna kullanmış olamaz. Evet. Nebi ve Resul kavramlarını anlamadığımız zaman hocam, yine tekrar ediyorum, kim olursa olsun rivayetlerin birer yalan, hurafe, uydurma, Nebi Aleyhisselam adına iftira olduğunu anlayamaz. Nebi ve Resul kavramlarının arasındaki farkları bilmeyen, yani peygamber kelimesini kullananlar kesinlikle Kur'an'ın bağlam ve bütünlüğünü anlayamazlar. Kur'an'ın kendi içindeki çözüme asla kavuşamazlar. Hocam, Kur'an'ın sistemini asla elde edemezler. Çünkü Nebi ve Resul arasındaki farkları anladığımız zaman Kur'an'ın bağlam ve bütünlüğü Kur'an'ın sistemi üzerine oturuyor. Ve dolayısıyla yani bu kadar kavram, mesela hocam tebliğ kavramı, Evet, tebliğ kavramı evet. neden Nebi bağlamında kullanılmaz? Neden sadece vahiy ve Resul bağlamında kullanılır? Mesela hocam, Evet. ayetleri tilavet neden Nebi bağlamında Evet. kullanılmaz da Resul bağlamında kullanılır? Mesela Evet. hocam, Resul gönderilmeden azap etmeme. Hocam, bunun iki nedeni Evet. var. Beşer Resul Muhammed Aleyhisselam hayatta olduğu sürece konuşan Kur'an odur. Muhammed Aleyhisselam Risalet misyonuyla vefat ettikten sonra onu sadece Kur'an temsil ediyor. Hocam, onun için ben Kur'an'ın ayetlerine baktığımız zaman Resul kavramlarına %30'u 40'ı Beşer Resul bağlamında kullanılmış, %70-80 Kitap Resul bağlamında kullanılmıştır. Mesela bir örnek vereyim hocam. Bakara Evet. suresi hocam. Bakara suresi. Hocam, çok ilginç bir şey. 222 mi? Evet. Bakara suresi hocam 89. ayeti okuyorum. Metnini okuyorum hocam. Çok ilginç Evet. hocam. Bakara 89'dan 101. ayet hocam. 89'da 101. ayet, bak hocam, kavramlar nasıl kullanılmış. Ayetin metnini okuyorum. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ Yanlarındakini tasdik edici Allah katından kendilerine bir kitap geldiği zaman hocam, kitap, dikkat edin, kitap. وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ Hocam, bu Bakara 89. Hocam, şimdi 101. ayeti okuyorum. وَلَمَّا Hocam bu جَاءَهُمْ ayetteki رَسُولٌ مِنْ muhataplar عِنْدِ kim? Ehli kitap mı? Bu ilk okuduğunuz ayette 89, Evet Bakara hocam, ehli 89 kitap diye hakkında, ama muhataplar ehli burada kitaplar. ayet, evet hocam, ehli kitap, ama burada geçen ayet çok ilginç. Bir ayette kitap geçiyor, diğer ayette kitabın yerine Resul geçiyor. Dolayısıyla kitap ile Risalet, kitap ile Resul arasında hiçbir fark yoktur. Ama Nebi Kur'an'ı, tam vahyi karşılayamıyor. Vahyi karşılayan kavram Resul'dür. Yani arada o kadar büyük fark vardır. Bundan dolayı hocam Kur'an'da mesela وَمَا عَلَى الرَّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Resul'e düşen şey vahyi tebliğ etmektir. وَمَا عَلَى الرُّسُولِ اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Elçilere, Resullere düşen şey sadece vahyi tebliğ etmektir. Tebliğ kavramı Nebi bağlamında kullanılmamıştır. Yani Kur'an sistemine baktığımız zaman, Kur'an sistemine, Nebi ve Risale sistemine baktığımız zaman, Risalet, Resul vahiy ile eşit konuma sahip kılınmıştır. Vahiy eşittir Resul, Resul eşittir vahiy. Yani Risalet, Resul hocam o kadar değerli bir makam ve mertebeye sahiptir ki vahiy kadar değerlidir. Ama biz ne yapmışız? Şia ve Ehl-i Sünnet mezhepleri ne yapmışlar? Allah Resulü vahiyden koparmışlar. Vahiyden, Kur'an'dan koparmışlar. Emevi, Abbasi yalanlarını eşit hale getirmişler. Eşit hale getirmişler. Onun derecesini düşürtmüşler. Bir nevi Allah'ın Resulüne hakaret etmişler. Allah ve Resulüne iftira etmişler. Ali hocam, Hocam mesela, izninizle
İzninizle Hocam buyurun. yayınımızın hemen ortasına da biraz geçtik. Bu bir şifremiz var sizin kitabınızı, Nebi ve Resul kitabınızı Evet hocam, buyur hocam. hediye etmek için şunu da göstereyim. Bu kitabınızı sizin. Küçük bir şifre verelim, devam edelim. Bu akşamki şifremiz vahide Nebi ve Resul kavramlarını kullanmalıyız. Vahide Nebi ve Resul kavramlarını kullanmalıyız. Bu şifreyi doğru yazan ilk beş arkadaşımıza ki Ali hocamızın Nebi ve Resul kitabını hediye göndereceğim. Hocam buyurun, devam edelim. Hocam mesela hocam çok ilginç bu Nebi ve Resul arasındaki bağlantıları araştırdığımız zaman önümüze hocam bir kavram daha çıktı. Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanılan hak kavramı. Hak. 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 Hocam mesela Allah bağlamında kullandığı ayetler var. Fezalikumullahu rabbukumul hak. İşte bu sizin gerçek Evet. olan Rabbi, hak olan Rabbinizdir. Rabbiniz haktır. Mesela vahiy bağlamında kullanılan el hakku min rabbike. Hak Rabbinden gelendir vahiy bağlamında. Resul bağlamında da hocam zannediyorum Ali İmran 86. ayette kullanılmış. Keyfe yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu enner rasule hakkun. Hocam hak kavramı Nebi bağlamında kullanılmaz. Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanılır. Bak ne kadar enteresan. Hocam bunu Ali bir daha İmran açar Resul. mıyız lütfen? Hocam bunu bir daha Bu lütfen tekrar eder miyiz? Bu hocam önemli ve benim ilk gördüğüm şey. Allah vahiy ve Evet. Resul bağlamında kullanmıştır. Nebi bağlamında kullanmaz. Mesela fezalikumullah Allah bağlamında kullandığı ayetler. Fezalikumullahu rabbukumul hak. Mesela vahiy bağlamında kullandığı el hakku min rabbike ve innehu lel hakku min rabbike. Resul bağlamında kullandığı ayet. Keyfe yehdillahu Ali İmran 86. ayet. Keyfe Evet. yehdillahu kavmen keferu ba'de imanihim ve şehidu ennerrasule hakkun. Resul'ün hak Yani olduğunu gördükten sonra. Evet hocam. Hocam mesela tabii ben hızlı hızlı geçiyorum. İsyan yok kelimesini söylemiştim hocam hocam. önemli değil. Konu yetmezse bir ders daha yaparız. Acele etmenize gerek yok. Evet hocam. Mesela hocam küfür kavramı çok ilginç. Küfür kavramı Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanmıştır. Davet hocam, davet Allah ve Resul, Allah Resul ve vahiy bağlamında kullanmıştır. Hocam bir kavram daha var. Aziz. Aziz. Hocam bak. Allah kavramı Kamerayı düzeltelim. Tamam. Tamam evet şimdi hocam. hocam. Hocam Aziz. Hocamın görüntü ve sesi şu anda yok. Ama Ali Hocam bağlandığı zaman şu Ali İmran 144 ile ilgili sormak istiyorum kendisine. Muhammed ancak bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi ölür ya da öldürülürse gerisin geriye şirke mi döneceksiniz? Diyor Ali İmran 144'te. Burada Rabbimiz açıkça Muhammed ancak bir Resul'dür. Evet Ali hocam sanıyorum geliyor. Hocam Ali kusura bakmayın. hocam görüntünüz sesiniz geldi. Hocam. Ben bu arada kitabınızdan bir ayeti aziz konusuna geçmeden evvel Resul şeyinde Evet. önemli bir ayetlerden not aldığı ayetlerden bir tanesinin açılımını rica edeceğim. Buyur Şöyle hocam. ki Ali İmran 144 estağfirullah Muhammed ancak bir Resul'dür. Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür ya da öldürülürse gerisin geriye şirke mi döneceksiniz? Evet. Buradaki Rabbimizin Resul kavramını kullanmasının hikmeti ne ola ki? Resuller ölebiliyor. Onlar da Evet. bizim gibi insan ki en son nazil olan surelerden Tevbe 128'de doğrusu estağfirullah doğrusu ey muhataplar size kendi türünüzden bir elçi gelmiştir ki, bir Resul gelmiştir ki Evet, o pek evet. azizdir. Şimdi sizin konuya bağlı. Yani Rabbimiz vahyin neredeyse itame edildiği
son ayetlerinde bile o size kendi türünüzden insan, bizim gibi yiyen, içen, çarşıda, pazarda dolaşan ve hatta kendi tabiriyle kuru et yiyen bir kadının oğlu olarak gelmiştir ki o pek azizdir ifadesiyle onun da bir insan olduğunu ifade ediyor. Bunları birleştirerek aziz bağlamına geçelim şimdi hocam. Hocam tabii ki o Ali İmran suresindeki ayet ve ma Muhammedun illa rasul kad halet min qabli rusul, burada yani beşer olan Allah Resulü'nün, beşer Resulün bir ölümlü olduğunu, vefat edeceğini, evet, kendisinden sonra onu temsil edenin dava olduğunu, davet olduğunu, vahiy olduğunu ve vahyin kıyamet gününe kadar geçerli bir Resul olduğunu ortaya koymak içindir. Dolayısıyla geri dönemezsiniz diyor. Evet. Evet, beşer Resul vefat ettikten sonra onu vahiy olan Kur'an Resul temsil etmektedir. Dolayısıyla beşer Resul'ün vefat etmesi davette, davada, vahide bir kesinti meydana getirmemektedir. Çünkü din Maide 3'te olduğu gibi Allah tarafından tamamlanmıştır. Allah tarafından tamamlanan din başkası tarafından bir şey eklenemez. Çünkü Allah tarafından din tamamlanmıştır. Hocam o Âl-i İmrân suresindeki ayet bununla ilgilidir. Şimdi aziz kavramı okudunuz. Tevbe suresinin son ayetine gelelim hocam. Sondan ikinci evet, ayete. Hocam sondan çok ikinci. Evet. Aziz kavramı Kur'an'da Allah bağlamında yüzlerce ayette kullanılır. Vallahu azizun hakim. İnnallâhe azizun evet. Hakim. Esmalarından bir tanesi. Kur'an'da vahiy bağlamında kullanıldığı ayetler var. Ve innehu lekitabun aziz. Ve innehu lekitabun aziz. İnnellezîne keferu bizzikri lemme câhum. Ve innehu lekitabun aziz. Kendilerine zikir, vahiy geldiğinde onu inkar ettiler. Halbuki o aziz bir kitaptır. Çok ilginç hocam. Şimdi Allah bağlamında kullanılmış, vahiy bağlamında kullanılmış. Tevbe suresinin Evet. son ayetlerinde de لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ Aziz. Yani Resul bağlamında da aziz kelimesi kullanmıştır. Tamam. Dolayısıyla yani Allah vahiy ve Resul aynı hakikati temsil ediyorlar. Onun için hocam bu kavramlar bu kadar mühimdir. Yani Nebi ve Resul arasındaki farkları anlamadığımız zaman, nübüvvet ve risaleti anlamadığımız zaman, Kur'an'ın bağlanma bütünlüğünü, Kur'an'ın sistemini, içinde olan çözümünü, hocam bir örnek, bununla alakalı bir örnek vereyim. Evet. Bakara suresi 231. ayet var hocam. Şimdi ehli sünnet diyor ki, ehli sünnet bu konuda Şafii'nin görüşleri var. Ayeti bir okuyalım hocam. Bak hocam ayeti okuyorum. Orada ayette kitap ve hikmet anlatılır hocam. Der ki ayette وَلَا تَتَّخِذُوا اَيَاتِ اللّٰهِ هُزُوَ Allah'ın ayetlerini alaya almayın. Hocam özür diliyorum. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ Allah'ın üzerinizdeki nimetini anın. وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ Sizin üzerinize indirdiği kitap ve hikmet gereğince يَعِذُكُمْ بِهِ Onunla size vaaz ediyor. Hocam ayette kitap ve hikmet geçtiği halde onunla diyor. O zaman ne demek oluyor? Kitap Kur'an'dır, hikmet de onun bağlam ve bütünlüğüdür. Hikmet Kur'an'dan ayrı bir şey değildir. Oradaki bir evet. Onunla onu ortaya koyar. Şimdi evet. Nübüvvet ve risalet bani Allah ve Resul, Allah Resul ve vahiy bağlamında kullanılan kavramlara baktığımız zaman Allah vahiy ve Resul'ün aynı hakikati temsil ettiğini görüyoruz. Neden bu kavramlar evet. Nebi bağlamında kullanılmamıştır? Mesela hocam rahmet kelimesi. Rahmet. Evet. Mesela hocam rahmet kavramı genellikle ehli sünnet Muhammed Aleyhisselam'ın rahmet olduğunu anlatırlar. Bu evet. Enbiya suresinin 107. ayete bakaraktan. Esasında rahmet olanın Allah tarafından indirilen vahiy olduğunu bir türlü göremiyorlar. Kur'an'da onlarca ayette kitabın rahmet olduğuyla alakalı o kadar ayet varken o kadar demek ki burada Nebi ile Resul arasındaki farkları anladığımız zaman buradaki rahmetin Muhammed ve Nebi değil Resul'ün olduğunu göreceğiz. Risaletin rahmet olduğunu göreceğiz. Her gönderilen elçinin, her gönderilen Resul'ün kavmine ve insanlara rahmet olduğunu anlayacağız. Hocam bu çok çok geniş kapsamlı bir araştırma gerektiriyor. Allah neden Nebi evet. kavramını kullanmış? Neden Resul kavramını kullanmış? Bu yani yıldızların konumu gibi böyle bir konuma sahiptir. Evet.
Ve biraz evvel verdiğiniz ayetteki hocam 231'deki Bakara'daki en çok tartışılan ve geleneğin de yanlış yorumlamış olduğu kitap ve hikmet, yine oradaki vav ya da ev edatına ve anlamı vererek aynı hatayı yapıyoruz. Kitap Evet. yani hikmet olarak kullandığımızda kitap ve hikmete birbirine ayrılmaz. Kitabın içinden çıkan Aynı hocam. hüküm Yani verme yeteneği olduğunu gösterir. kitabın bağlam ve Evet. bütünlüğü. Yani Kitabın doğru çözümü. vahiy ayrı bir şey, Kur'an ayrı bir şey, bir de Resul'e ayrı bir hikmet, ayrı bir ilim, gizli, yazılı olmayan bir şeyler verilmiş gibi bizde hep algılandı ve anlatıldı. Hocam aslında bunun sebebi şu. Yani uydurmacılar, hurafeciler, uydurma dinin mensupları, Şia ve Ehl-i Sünnet Kur'an'ı anlamak istemiyorlar. Yani Kur'an anlaşılmaz bir kitap değildir. Anlamak istemiyorlar. Kur'an'a gitmiyorlar. Yani Kur'an'ı kavramlarla tahrif ediyorlar. Nebi ve Resul arasındaki farkları bilseler, mesela itaat kavramının, küfür kavramının, tekzip kavramının, tebyin kavramının, aziz kavramının, mesela hocam mubin kavramı, mubin, mubin. Evet. Evet. Kur'an'da mubin kavramı vahiy ve Resul bağlamında kullanılan kavramlardandır. Vahiy bağlamında kullanıldığı ayetler Hamim vel kitabil mubin. Hamim vel Evet. kitabil mubin. Mesela Zuhruf 1-2-3. Mesela Duhan 1-2. Mubin kavramının Kur'an. Resul bağlamında kullanıldığı ayetler hocam. Enne lehumuz zikra ve kad caehum rasulun mubin. Hocam nerede onlara öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan apaçık bir Resul gelmişti. Bak hocam, Apaçık bir resim. mubin apaçık bir Resul gelmişti. Duhan suresi 13. Başka bir ayet. Bel metta'tu ha'ulâ'i ve âbâhum hatta câhumul hakku ve rasulun mubin. Doğrusu bunları da atalarını da kendilerine hak ve apaçık bir Resul. Hak ve apaçık bir Resul gelinceye kadar geçindirdim. Hocam görüyorsunuz. Evet. Mubin kelimesi bile vahiy ve Resul bağlamında kullanılmıştır. Mesela Kullanılıyor. hocam nur kelimesi. Nur. 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 Yine diğer birçok kavram gibi nur kavramı da Allah vahiy ve Resul bağlamında kullanmıştır. Allah için kullandığı ayet. Allahu nuru semavati vel arz. Nur suresi Evet. 35. ayet. Hocam nur kavramının vahiy bağlamında kullanıldığı çok ayet var. Ya eyyühen nasu kad caekum, ey insanlar, andolsun ki size geldi. Burhanun min Rabbikum, Rabbinizden burhan geldi. Ve enzelne, indirdik ileyküm size nuran mubine, apaçık bir nur indirdik. Peki Şimdi Resul burada bağlamında kullanılan. ayrı ayrı şeyler indirmediğine göre Rabbimiz, kitap ayrı, Abi nur tabii. ayrı, vahir ayrı, hepsi bir şeyin vasfı ve sıfatlarını saymış oluyor. Ama biz Aynen. buradaki ve ev edatına ve anlamı verdiğimizde ayrı ayrı şeyler indirmiş gibi algılıyoruz bu sefer. İşte burada hocam o zaman hataya düşüyoruz hocam. O zaman hocam hataya düşüyoruz. Evet. Evet hocam. Yok, görüntünüz var, sesiniz var. Var değil mi hocam? Hocam var var, görüntü ve sesiniz var. Evet hocam. Sesiniz var. Hocam Allah nur evet. evet. Yok, nur Hocam kavramına kalmıştık. Örneklemiştiniz onu. nur kavramının Resul bağlamında kullandığı ayet. Ya eyyühen Evet. nebiyyü, ey nebi, inne erselnake, seni Resul olarak gönderdik. Erselnake şahiden, şahit, ve mübeşşiren, müjdeci, ve nezira, ve da'iyen ilallah, Allah'a davet edici, bi izni, onun izniyle, ve siracen munira, yani nur saçan bir kandil olarak, elçi olarak gönderdik. Yani Resul'ün saçtığı nur Allah tarafından indirilen vahiyden başka bir şey olabilir mi hocam? Çünkü zaten Hocam. münir kavramı da başka kaynaktan aldığını yansıtan anlamına değil mi hocam? Evet hocam Kendinden yani. kaynaklanan bir şey, münir başka bir ana kaynaktan aldığını yansıtan, yani ayı burada münir olarak güneşi ana kaynak olarak görebiliriz. Aynen Münir hocam. kavramı buna karşılık geliyor diye biliyorum. Hocam mesela şu şeyi hocam o kadar önemli bir şey ki Usve-i Hasene. Şimdi Ehl-i Sünnet'in bize rivayetleri Evet. dayatmada, rivayetleri dinde bir hüküm kaynağı olarak göstermede kullandıkları en önemli ayetlerden bir tanesi Evet. Ahzab O size suresi en güzel 27. ayet. örnektir. Evet. Evet. Hocam
Muhammed ve Nebi bağlamında değil de Resul bağlamında kullanılması üsve-i hasene çok Evet. önemlidir. İlgili ayet şöyledir hocam. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ف۪ي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا. Andolsun ki Allah'ın Resulü sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok ananlar için güzel bir örnektir. Evet. Ses ve Adı görüntünüz altında kayboldu. bize Yani dayatıyorlar. hocam görüntünüz gitti yine. Evet Kamerayı hocam. bir aç kapa yaparsanız lütfen. Açtım hocam. Dediğiniz gibi en çok istismar Hocam. edilen ayetlerden bir tanesi bu. Üsve-i Hasene o sizin için en güzel Aynen. örnektir. Dolayısıyla onun En yaptığı güzel her örnek bu. şeyi örnek olarak yapmak Heh. zorundasınız gibi bir anlayış atıyor. Yani kabak Ya. seviyorsa seveceksin, dişini misvakla fırçalıyorsa yapacaksın. Kur'an'da geçmeyen Resul'ün sünneti, Nebi'nin sünneti gibi kavramı sadece sünnetullah olarak geçen bir kavramı alıp onun sünneti üzerinden kişisel tercihlerini dinin kurallarıymış gibi bize sürekli anlattılar. Doğru mu anlıyorum Dolayısıyla bu hocam örneklik hadis olayını? kaynaklarında hocam hadis kaynaklarında geçen bütün hadisler Allah Resulü'nün örnekliğini ortaya koyuyormuş gibi bize dayatıyorlar. Hocam O zaman burada bazı hocam şöyle bir şey de mi var? Kitabınızı çok bölüm 16 giremiyoruz. Zamanımız olmak üzere artık yavaş yavaş. Evet. Resul kavramını klasik söylemle, geleneksel söylemle peygamber algımızda inanılmaz bir sapma var anladığım kadarıyla. Hocam Resul ve Nebi ayrımını bilmediğimiz için Muhammed Aleyhisselam'ın bakışımızda yamuk olduğundan vahyi anlayışımız, sünneti dediklerini anlayışımız da son derece çarpık bir hale gelmiş. Hocam vallahi Allah'a yemin olsun ki Nebi ile Resul'ün arasında bulunan farkları kavramadığımızda kesinlikle Kur'an'ın bağlanma bütünlüğüne ulaşamayız. Kur'an'da şöyle bir hocam bir ibare var, bir cümle var. Yuharrifun el kelime an mevadi'i der. Onlar der kelimeleri yerinden tahrif ederler. Vallahi peygamber kelimesi Kur'an'da en büyük tahrif hareketidir hocam. Peygamber kelimesi Kur'an'ın sistemini dağıtıyor. Kur'an'ı anlamsız bir metin haline getiriyor. Maalesef. Yani dolayısıyla ben her zaman arkadaşlara hocam kusura bakmayın. Arkadaşlar diyorum ki kim olursa olsun eğer bir insan peygamber kelimesini kullanıyorsa her an hata yapmaya mahkumdur. Hata yapmak karşı karşıya kalacaktır. Yani onun Özellikle zihni vahyi Allah'a anlama karşı kal. çabası içindeyken. Evet, Evet konuşma hocam. dilinde pek fazla fark edilmiyor hocam. Bu da kim Evet. peygamberin kimin ne olduğunu insanlar halk arasında sohbet esnasında kullanırken ancak vahiy anlama çabası içine girdiğimizde asla Evet. bu kelimeyi ve kavramı kullanmamamız gerekiyor. Hocam ben zaten ilim adamları için söylüyorum. Evet. İlim adamı Kur'an'dan konuşan, İslam'dan konuşan, ilmi payesi olanlar asla peygamber kelimesini kullanmamalarız hocam. Yani Allah bu Kur'an'ın metnine bu Nebi ve Resul kavramlarını Allah diyor ayette Allah buyuruyor ki ve ma halaknas semawati vel arda ve ma beynehuma batila. Gökleri ve yeri aralarındaki hiçbir şeyi boşuna yaratmadık. Ve ma halaknas semawati vel arda ve ma beynehuma la'ibin. Gökleri yeri aralarındaki hiçbir şey oyun olsun diye yaratmadık. Allah bu Kur'an'a yani dünyada hocam böyle bir şey gelmemiş. Böyle bir metin, böyle bir şey gelmemiş. Dünyanın en büyük olayıdır. Ayette der ki hocam, Evet. "Kul huve nebeun azim entum anhu mu'ridun." Bu büyük bir haberdir, büyük bir olaydır ama siz ondan yüz çeviriyorsunuz. Allah bu büyük habere, son vahye, bütün elçilere göndermiş olduğu vahyin çözümünü ve özetini veren Kur'an'da Allah Nebi ve Resul kavramlarını boşuna kullanmış olabilir mi? Allah'tan korkmak lazım. Allah'tan korkmak lazım. Haşa, haşa. Hocam Hocam Allah razı olsun. mesela Buyurun. hadi hocam. Hadi Hocam estağfurullah. vaktimizi zorlarken Toparlayalım. Yavaş yavaş toparlayalım. Bir saati bulduk. Onun için istirham edeceğim. Son sözlerimizi evet alalım. hocam. Konu bitmez. Ders de bitmeyecek tabii Evet. ama Harbi haftaya hocam. inşallah devam edeceğiz. İnşallah. Üsve-i Hasene yani güzel örnek kavramını Allah Resulü adına uydurulan hadislerle ilgili değildir. Allah Resulü'nün Kur'an'da anlatılan inanç, güzel ahlak ve mükemmel edebidir. İşte bundan dolayı en güzel örnek olarak Muhammed ve Nebi değil Resul kavramı kullanmıştır. Bunun en güzel delili hocam Mümtehine suresi
dördüncü ayettir. Allah o ayette der ki قَدْ Evet. كَانَتْ لَكُمْ Evet. اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ. Andolsun ki Evet. İbrahim'de ve tarihin her zaman tarihin derinliklerinde ona tabi olanlar sizin için en güzel örnektir. Peki hocam biz İbrahim Aleyhisselam ve ona tabi olan muvahhidleri örnek edinmek için hayatlarını nereden nereden öğreneceğiz mücadelelerini? Ne? Kur'an'dan öğreneceğiz. Vahiyden. Dolayısıyla Evet. Resul kavramının kullanması tamamen vahiy ile bağlantılı olduğundan dolayıdır. Yani hiçbir zaman rivayetler, Emevi ve Abbasi rivayetleri, uydurma hurafeler, karanlık metinler asla Allah Resulü'nü temsil edemezler. Allah Resulü'nü asla örnek olarak bize gösterilemez. Evet hocam. Hocam biraz evvel örnek verdiniz mi Mümtahine Dördüncü ayet. suresi dediğimiz. Onunla ilgili de şöyle bir küçük anekdot aktarayım. Genelde meallerimize yazan isim olarak Mümtehine yani imtihan suresi olarak söylenmekte. Evet. Ama aslı yine kavram çarpıtmasına uğrayan soru Mümtehane yani sorgulanan kadın. Zaten içeriğinde de Evet hocam, benzer aynen bir aynen aynen. olay var. Evet. Doğru olanın Evet. Mümtehane suresi Evet. olduğu şeklinde. Ali hocam Evet, Allah doğru razı hocam. olsun. Bu akşam için sadece hakkınızı helal Hocam edin. sizden de Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Nebi Resul konusuna kısmen bir giriş yaptık. Ama nasip olursa önümüzdeki derste Nebi ve Resul kavramlarını kullanmayışımızın rivayetlere nasıl yansıdığı, rivayetlerin o yüzden neden dinin kaynağı olamayacağı konusunu inşallah işleyelim, kabul edersiniz. Yani sizin sanal İnşallah hocam, ortamda son inşallah. haftalarda yazdınız. Hadisler niye İnşallah. dinin kaynağı olamaz? Zan içerirler üzerinden. İnşallah ikinci dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hocam Allah Hakkınızı razı helal olsun. edin. Çok iyi cevaplar Allah'a verdiniz. emanet olun. Hayırlı Hayırlı geceler akşamlar kardeşlerim. size. Allah razı olsun. İnşallah haftaya Teşekkür görüşmek ediyorum hocam. üzere. Allah razı olsun. Allah Amin razı olsun. hocam. Sağ Allah olun. razı olsun. Allah razı olsun.